Herkese merhaba, Ders Miss Fitness'ın çok özel bir vloguna hoş geldiniz. Yarın benim için büyük bir gün. Guinness Rekorlar kitabına girmek için, adımı yazdırmak için bir girişimde bulunacağım. Türk kalkışı egzersizini dünyada en ağır yapan adam 168 pound'la Kanada'da bir Steve Cox diye bir adam, yanlış hatırlamıyorsam ismi. Ben bu rekoru 170 pound ve üzerinde yapmak için girişimde bulunacağım. Bugün sizlere son antrenmanımı paylaşırım. Aklımda o var. Aynı zamanda bugün dinleniyorum. Az önce uykudan uyandım. Öğlen saat şu an burada 4. Vücudumu dinlendirmeye çalışıyorum. Şimdi hafif bir antrenman yapacağım. Omuz mobilitemi, daha sonra kor kaslarımı hafif bir uyandıracağım. Daha sonrasında masaja gitmeyi planlıyorum vücudumu dinlendirmek için. Yarın akşam saatiyle 7'de de rekor denemesinde bulunacağım. Bu ağırlığı 170 pound'u daha önce kendi antrenmanımda kaldırdım. Yaklaşık 6 hafta önce falan. Kendi çapımda rekoru kırdım. Fakat yarın bunu dünyaya kanıtlamak adına daha resmi bir şekilde yapmam gerekiyor. Yani tartılarla, komiteye, farklı kamera açılarıyla vesaire kanıtlar, witnesslar falan filan geliyor, şahitler. Onların hepsine kanıtlamam gerekiyor bu ağırlığı kaldırdığımı. Barı ölçeceğiz, bütün plakaları tek tek ölçeceğiz. Hareketi yaptıktan önce ve yaptıktan sonra ikisinde de ölçmemiz gerekiyor. Sonrasında ben başvuruda bulunacağım. Başvuruda zaten bulundum fakat benden şu an kanıtları istediler. Bu kanıtları da sağladıktan sonra, komitenin onayından geçtikten sonra Ömer Faruk Tanrıverdi'yi Guinness Dünya Rekorlar kitabında Türk kalkışı, Turkish Get Up, Heaviest Turkish Get Up Single Rep başlığı altında göreceksiniz. Bakalım, heyecanlıyım. Yarın orada böyle bir kalabalık olacak, kamera ekibi vesaire gelecek. İnşallah en başta kendimi, daha sonra kimseyi utandırmam, ağırlığı kaldırabilirim. Kaldıramasam da sıkıntı değil. Çalışıp başka zaman deneyeceğim. Ama bu işi burada tek seferde bitirmek için elimden geleni yapacağım. Şimdi kısaca size, bugün cuma, yarın cumartesi akşam 7'de olacak girişim. O zamandan bu zamana artık çekebildiğim şeyleri sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi kısaca antrenmanımı göstereyim. Daha sonrasında da masaja girip dinleneceğim. Bir de yeni şu nunchuck'lara sardım. Daha geçen hafta sipariş verdim. Öğrenmeye çalışıyorum. Bruce Lee'nin kullandığı ekipman. Bu da omuz mobilitesini bayağı geliştiriyor. Şimdi biraz da pullover yapacağım. Sonrasında izometrik core antrenmanı ve bu kadar yeterli. Hafif kan dolaşımını hızlandırıyorum. Vücudumu çok yormadan, aynı zamanda sinir sistemimi de aktif tutarak yarına hazırlanmaya çalışıyorum. Bir de hafif kiloyla Turkish Get'i pratik yapayım birkaç set.
Tamam, bu kadar yeterli. Şimdi gidip dinlenme zamanı. Öğünlerimi tam olarak almam gerekiyor. Protein miktarımı vesaire tamamlamam gerekiyor. Yarın yüksek karbonhidratla besleneceğim. Çünkü yoğun efor sarf edeceğim bir süreç olacak. Yine yarın duruma göre yapabilirsem, vaktim olursa attempt öncesinde, girişim öncesinde ısınmamı çekerim. Ara öğünüm hurma, mandalin, şeftali, elma. Biraz meyve yiyorum. Şimdi bir de hani nereden çıktı bu diye soranlar oluyor. Hani nasıl böyle bir şey yapmaya karar verdin? Ben zaten bu Türk kalkışı hareketini çok uzun süredir antrenmanlarımda tekrar yapıyordum. Pratik yapıyordum. Sevdiğim bir hareket. Ta güreş zamanlarından beri pratik yaptığım bir hareket. Bir gün yine barla böyle az önce gördüğün spor salonunda böyle çalışırken dedim ki hani ben bunda fena ağırlık kaldırmıyorum. Bir bakayım dedim dünya rekoru ne kadar. Merak ettim. Google'dan baktım. Kanadalı bir adam 168.5 pound kaldırmış. Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiş. Dumbbell'la yapmış. Bu ayarlanabilir, sökülüp takılabilir dumbbell'larla yapmış. İşte yaklaşık ne yapıyor? 75 kilo falan yapıyor. Ondan sonra ben de o zamanlar 155 pound yapıyorum. Yani 13 pound falan altında yapıyorum. O da ne kadar yapıyor? 5-6 kilo falan altında yapıyor. Tabii o seviyede 1 kilo arttırmak bile zor. Ama dedim hani bu çok uzak değil. Ben bunu yaparım. Türk kalkışı, dünya rekoru Türkiye'ye ait olsun dedim. Başladım çalışmaya. Geçen Nisan'da, Mart'ın sonu Nisan'ın başında, 2024 Nisan, başvurdum. Ondan sonra kabul edildi. Bana gerekli şeyleri gönderdiler. Evrakları vesaire, nasıl kanıtlaman gerektiğini, prosedürü falan. Onları uyguladık. Spor salonuyla anlaştım. Bir tane sponsorum olacak. Çalıştırdığım adamlardan bir tanesi. Bir markanın kurucusu, kokonat suları, meyve suları falan filan satıyor. O dedi ben sana sponsor olurum. İşte videonun arkasında onun böyle bir tane şeyini koyacağız, reklamını koyacağız. Zaten bu girişim de Guinness Rekorlar Dünya Kitabı'nın kitabında olacak ve bu komitenin Instagram sayfasında, YouTube sayfasında falan da paylaşacaklar bu videoları. Eğer kabul edilirse, onaylanırsa. Onaylanması da tamamıyla bizim hani bunu ne kadar prosedüre uygun yaptığımızla alakalı. Ağırlıkların hepsini tartmamız lazım. Düzgün bir şekilde kanıtlamamız lazım yani onun gerçek olduğunu, bu işin gerçek olduğunu. Kanıtlar vesaire imza atacak. Kanıtların böyle doktor, avukat tarzında belli başlı mesleklerden olması gerekiyor. Seninle herhangi bir ailevi bağlantısının olmaması gerekiyor. Bu tarz detaylar var mesela. Hani şike vesaire olmasın diye. Bütün bunları sağladıktan sonra kabul edilmesi gerekiyor. Ben Nisan'dan bu yana yaklaşık ne kaç ay oldu işte? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'tayız. 4 ay. Yani 4 aydır buna düzenli olarak çalışıyorum. Yaklaşık 6 hafta önce falan kaldırdım. 170 pound'u kaldırdım kendi antrenmanımda. Ama tabii şimdi bunu 6 hafta sonra bugün, yani yarın tekrardan yapmam gerekecek. Ve şöyle bir şey var. Mesela bu ağırlığı böyle bir kere kaldırınca yani hemen şey yapamıyorsun. Vücudunu hemen toparlayamıyorsun. Uzun zaman alıyor. Yaklaşık 2 hafta falan benim toparlanma sürem alıyor. Tabii kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar daha hızlı toparlanabilir. Bazıları daha geç toparlanabilir. Çünkü o kadar ağırlığı böyle tek kolunla taşımak, bileklerini, dirseğini, omzunu falan ciddi strese, yüke maruz bırakıyor. O yüzden tendonlarının, kemiklerinin, kaslarının iyileşmesi için biraz zamana ihtiyacın oluyor. Çok ağır kaldıramıyorsun. Ben 6 hafta sonra kaldırdım. Ondan sonra 2-3 hafta sonra dinlenip tekrardan bir girişimde bulunmak istiyordum. Hani kanıtlamak istiyordum komiteye. Sonra hasta oldum. Ateşim çıktı, biraz kilo verdim falan. Daha yeni yeni toparladım. Dedim hani şu an bunu yaptın. Bitir, aradan çıksın. Yoksa çünkü benim de hani
Çok bu tarz şeylere hazırlanırken daha önce mesela güreş müsabakalarına hazırlandım, vücut geliştirme müsabakalarına falan hazırlandım. Sosyal hayatın sıfıra iniyor. Yani tamamıyla buna odaklanmak zorundasın. İşte uykuna süper dikkat etmek zorundasın. Beslenmene o bu. Yaz zaten Kanada'da kısa sürüyor. Hani ben de arkadaşlarımla böyle eğlenmek, aktivitelere katılmak falan istiyorum. Ama şimdi böyle bir amaç olunca engelliyor beni. Tamamıyla her şeyimle buna odaklanmak durumunda kalıyorum. O yüzden bir an önce yapıp böyle kurtulmak da istiyorum aynı zamanda. Bakalım. Yani hazırlığım güzel geçti. 6 hafta öncesine göre biraz daha zayıfım. Kilo verdim hasta olduktan sonra. Yaklaşık 2 kilo falan verdim. Ama yapabileceğimi düşünüyorum tekrardan. Aynı ağırlığı kaldırabileceğimi düşünüyorum. Yarın göreceğiz. Bu birazdan gideceğim yer de güzel bir yere benziyor. Bizim eve yaklaşık 40 dakika uzaklıkta. Çin yeri. Böyle bir büyük bir spa. İşte spor salonu var, havuzu var, saunası, steam room'u, masaj salonları falan. Son gün öyle gidip biraz rahatlayayım. Vücudum gerçekten yorgun. Zaten bu hafta en son hani antrenmanımı pazartesi yaptım. Pazartesinden sonra tamamıyla böyle mobilite, hafif core antrenmanları, stabilite antrenmanları falan yaptım. Vücudumu dinlendirmeye çalışıyorum. Zaten son bir haftadan sonra artık hani kasmanın hiçbir anlamı yok. Oraya kadar ne yaptıysan o yani. Son haftalarda kendini zorladığında daha da sakatlarsın kendini. Performansını daha da düşürürsün. Tabii bunları öğrenmek zaman aldı. İşte dedim ya, güreş antrenmanlarına hazırlık mesela biraz daha farklı. Onda kilo düşmeye çalışıyorsun. Kardiyonu, kondisyonunu falan arttırmaya çalışıyorsun. Kuvvet de önemli ama daha önemli şeyler var mesela güreş antrenmanında. Vücut geliştirme yarışmalarında derini inceltmeye çalışıyorsun, kurutmaya çalışıyorsun. İşte mümkün olduğunca lean görünmeye çalışıyorsun falan. Ondaki taktikler, stratejiler farklı. İşte tuz yüklemesidir, su manipülasyonudur falan filan. Beslenme çok önemli onda da son haftalar. Şimdi bu tarz böyle güç yarışmalarında da sinir sistemini dinlendirme çok önemli. Bunun da en önemli ayağı uyku ve yük programlamasını çok iyi yapman lazım. İşte ben yaklaşık 4 aydır falan çalışıyorum. Hani vücudum prime yaptım. Ondan sonra bir hasta oldum. İşte hasta olduktan sonra bir düşüş yaşadım. Şimdi tekrardan toparladım. İnşallah yani hesaplamalarıma göre yarın o ağırlığı zor da olsa kaldırabiliyor olmam gerekiyor. Bakalım, kaldıramasak da bir sonrakinde olacak. Ama ben o ihtimali hiç düşünmek istemiyorum. Yarın bu iş bitecek. Geldim. Şöyle bir yer. Böyle kıyak bir yer. Vallahi güzel yermiş. İlk kez geliyorum ben. Daha önce gelmemiştim. Bayağı böyle 3 katlı. Full dinlenme yeri. Tam yarından önce ihtiyacım olacak bir yer. Bakalım şimdi before halimi görüyorsunuz, bir de after halimi göreceksiniz yani. Abla felaket yoğurdu. 90 dakika. Allah, pamuk gibi oldu.
Et var ya, adama nasıl muamele yapıyor biliyor musun? Şu an böyle tam göremiyor olabilirsiniz ama buraya oturunca böyle sıcak hava veriyor. Bir masaj yapmadı. Şöyle bir tane önlük gibi bir şey giydirdiler. Şimdi masaj sonrası burada bir de bağırsakları boşaltalım. Buradan da istediğin açılarda, pressure'da, basınçta ve derecede tutan mukiyüz. Arkana bile bakmana gerek yok. Geri kalanı hallediyoruz. Yağmur yağıyor dışarıda. Gündüz girdim, akşam olmuş. $380 girdi ama bu da işte böyle. Yani nasıl arabayı bakıma sokuyorsun, yağlıyorsun. Yazlık, kışlık tekerlerini değiştiriyorsun falan. Yıllık bir masrafı oluyor arabanın. İnsan vücudunun masrafı çok daha fazla. Gerçekten vücuduna bakıyorsan, beslenmesiydi, antrenmanıydı, arada bir masaj yaptırman gerekiyor. Böyle eklemlerindeki baskı azalıyor. Gerçekten masaj, şu an o kadar rahatladım ki vücudumun ne kadar gergin olduğunu her seferinde tekrar anlıyorum masaja gittiğim zaman.
Böyle omuzlarım serbest, taşımıyorum yani, vücudumu taşımıyorum, kuş gibiyim, uçuyorum şu an. Gerçekten böyle yoğun antrenman yapıyorsanız ayda bir kere yapılması gerekiyor bence. Bu kadar pahalı olmasına gerek yok. Yani burada yemeğiydi, ondan sonra tesis kullanım ücreti, masaj, bir de ben 90 dakika aldım biraz daha uzun olsun diye. Normalde bir hani güzel bir masaja gitsen burada ne kadar? $120 falan bir saat. Şimdi sıra eve gidip dinlenmekte. Bugünü burada kapatayım. Yaklaşık bir yarım saat araba kullanacağım. Sonra eve gidip hemen bayılmam lazım. Çok iyi oldu. Yaklaşık 2000 kalori aldım. Bir de orada son dakika kurabiyeleri falan gömdüm. Tereyağlı kurabiyeler vardı. Kalori lazım. Yiyorum, yiyorum. Kaslar yakıyor abi. İşte herkesin problemi farklı. Kilo almak harbi zor. Kas kütlen yüksek olunca. Evet, günaydın. Bugün rekor günü. Cumartesi, ayın kaçı? 17 Ağustos Cumartesi 2024. Rekor günü sabah. Bu akşam 7'de denemeyi yapacağım. Şimdi kalktım, spor salonuna gidip birkaç kişiyi çalıştıracağım. Sonrasında eve gelip hazırlanıp rekor alanına gideceğim. Ağırlığı kaldıracağım alana. Budo'da olacak. Bazılarınız biliyordur, daha önce orada bir vlog çekmiştim. Şimdi son kez bir tartıya çıkıp kiloma bakayım. Dün akşam 226 pound çıktım ama çok yediğim için. Aslında o kadar ağır değilim. 220 civarı olması lazım. Aynen. 221. Bu tartılara da güven olmuyor. Farklı bir noktaya koyuyorsun. Bir pound, iki pound farklı çıkıyor. Yaklaşık 100 kiloyum yani tam olarak. Bakalım. Biraz heyecan. Biraz da stres var üzerimde ama o ağırlık kalkacak. O ağırlıkla birlikte üzerimden de bir o kadar yük kalkacak. O yüzden bir an önce yapmam lazım. Bir kargo bekliyordum. Bu ağırlıkları şimdi tartıp kanıtlamamız gerekiyor ya. Farklı farklı tartılar sipariş verdik. Spor salonunda birkaç tane tartı var. İşte bu dövüşçülerin maç öncesinde üzerine çıktığı tartılar. Ondan sonra normal basit bizim evlerde olan tartılar. Mutfak tartısı, hassas tartısı. Çünkü mesela 10 pound ve altındaki tartıları, ağırlıkları tartmak için. Hani gerçek olduğuna inandırmak için, kanıtlamak için. Hassas tartı da gerekiyor. Öyle bir şey de var. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Şunu yapıyorum. Bunu da bizim bu Amazon paketini her sürekli yan şeye koyuyorlar. Bizim iki tane şimdi mahalleyi görürseniz evler yan yana. 12 numara bizimkisi. Sürekli olarak bizim kargoyu bir yana bırakıyorlar. Sabah sabah gittim onların kapısını çaldım. Sabah 8 şu an burada. Oradan onu aldım. Şöyle bir şey. 300 kiloya kadar tartıyor. Böyle bir el tartısı. Bunu buna kancalıyorsun. Ondan sonra bunun ucuna da koyacağın ağırlıkları takıyorsun falan. Şimdi bunu test edeceğim. Ondan sonra bir de ilk öğünümü göstereyim bugün. Şöyle bir şey. Bunun içinde ne var? Yoğurt, protein tozu, peanut butter, ondan sonra kakao, bir de psyllium husk var sindirime yardımcı olması için. Belki bir de glutamin olabilir. Böyle bir shake yapıyorum. Değiştiriyorum. Zaman zaman içine mesela yulaf koyduğum oluyor. Su koyup sıvı haline getirip içilebilir hale getiriyorum. Bu şekilde hem yüksek kalorili bir şeyi hızlı bir şekilde içebiliyorsun, alabiliyorsun kaloriyi. Hem de protein oranı çok yüksek. Yaklaşık 60 grama yakın protein var bunun içinde. Normal bir yoğurt değil bu. Böyle süzme yoğurt gibi bir şey. Sıfır yağ. Zaten çok katı. Böyle normal yemeye çalışsan ağzında tam sulu olmadığı için, yağlı olmadığı için kolay kolay yenmiyor. O yüzden sulandırman gerekiyor.
Böyle badici yoğurdu diyebiliriz yani. Şimdi bunu yiyeceğim. Ondan sonra tartıyı bir kontrol edeceğim. Çalışıyorum, çalışmıyorum. Ondan sonra spor salonuna gideceğim. Pilyerini o kadar sık yapmışlar ki açılmıyor şu vidalar. Ben de şöyle bir çözüm buldum kendimce. Deneyeceğim bakalım. Açılacak mı? Şöyle tornavidayı içinden çık bir tornavida çıktı. Onu matkabın ucuna sıkıştırdım. Evet. Açıldı. Diğer taraf açılmıyor. Neden açılmıyor? Çünkü şu tornavidanın ucu yalama oldu galiba. Şu tarafı. Ama zaten biraz gevşedi. Hiç gevşememiş. Süper. Bu tartı 5 pound'u bile ölçüyor normalde. Böyle tartılar 10 pound'un hatta 20 pound'un altını hiç ölçmüyor bile. Bu gayet iyi o konuda. Şu an mesela laptop çantasını tartıyorum. 4,4 pound. Güzel. Uğraştırmaz. Toronto'da yağmurlu bir gün. Meyvelerimi de aldım. Bu da bir diğer öğünüm. Son öğünümü de yine gösteririm. Bayağı yağmur yağıyor şu an. Şu an Hayre'yi su basmış durumda. Harbiden. Acayip yağmur yağıyor. Zaten daha geçenlerde sel bastı burayı. İnşallah sağ salim gideriz abi. I know Omer's gonna crush it, and I've been working out with him for what, half a year or 8 months now? I think yeah. Yeah? Like 8 9. 8 months? I think it's actually less. But I've never been in better shape, so he's gonna show it to the Turkey and the entire world. The greatest Turkish getup of all times. Eve geldim, yemeğimi yedim, uyudum. Ondan sonra şimdi barımı, palımı, pırtımı toplayıp salona geçeceğim. Kendi barımı alıyorum basement'tan. Şimdi onu arabaya sığdırmaya çalışacağım. Hala daha yağmur yağmaya devam ediyor. Şimdi şunları arabaya koyup salona geçelim.
Barımı yüklendim, gidiyoruz salona doğru. Son öğünümü görmediniz. Son öğünüm peynirli börekti. Biraz böyle yüksek kalorili bir öğün almak istedim en son öğünde. Bir de 3 tane yumurtam var. Şöyle burada. Bunları da yine ağırlığı kaldırmadan önce yiyeceğim. Saat şu an 4.30. Geride büyük ihtimalle kaldıracağım. 2.5 saat falan var. Onun dışında... Yanıma bir de kahve aldım. Normal bildiğin black coffee. Yaklaşık yarım saat öncesinde de onu içerim. Yudumlarım yavaş yavaş. Son bir hafta boyunca daha önce yemediğim hiçbir şeyi vücuduma sokmadım. Yani sindirebildiğim, vücudumun tanıdığı şeyleri hep vücuduma soktum. Hala daha yağmur yağmaya devam ediyor. Bu çünkü benim yaptığım en azından ya da genel olarak insanların yaptığını gördüğüm en genel hatalardan bir tanesi. Son hafta böyle saçma sapan yüklemeler yapıp ondan sonra bağırsaklarında inflamasyona, sindirim problemlerine falan sebep oluyorlar. O da tabii bütün gücünü, modunu, enerjini, her şeyini etkiliyor. O yüzden bu sefer bu hatayı yapmamak adına bir hafta öncesinden yani yiyeceklerimi belirledim. Bunlar. Her gün hepsini yemeye çalıştım. Makro takibi hani öyle kılı kılına yapmadım ama protein miktarıma özen gösterdim. Yüksek protein almaya çalıştım. Kalorilerimi de yani kabaca bazal metabolizmamın üstünde tutmaya çalıştım. Yani bulk yaptım. Şimdi bir yerde durup benzin alacağım. Ondan sonra yaklaşık 40 dakika içinde falan salonda olacağım. Merak ettiğim şey şu an bu tartı olayı. Çünkü bunu önemli kanıtlamamız lazım. Ağırlığı kaldırmadan önce de tartmam gerekiyor. Kaldırdıktan hemen sonra da tartmam gerekiyor. Bu konuya bayağı dikkat ediyorlar. Onaydan geçebilmesi için rekorun, kitaba girebilmesi için bunlar şart. Bir de şey olayı tabii. Delil olayı. Delil de var. İşte avukat olacak alanda, polis memuru olacak. Bunlar hep çalıştırdığım insanlardan edindiğim networkler, rica ettim. Gelecekler. Öyle yani bu olayın gerçek olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Zaten orada birkaç insan daha olacak. Kameralar olacak. Ön açıdan, yan açıdan. Bizim kendi kayıtlarımız olacak. Bakalım. Heyecanlıyım. Göreceğiz. Şimdi gaz almaya geldim. Buradan istasyon numarasını yazıp pompayı aktifleştiriyoruz. Şu an ilk başta $150 çekiyor kredi olarak. Ondan sonra ne kadar üzerine kredi kalırsa onu geri yatırıyor. Bakalım kaç var. Büyük ihtimalle tahminim $75 civarı falan. Arabamı seviyorum, az yakıyor. Honda Accord 6.5 yakıyor şu an her 100 kilometrede.
69. Biraz daha 69. Geldim salona. Şimdi uzun süre araba kullandığım için bayağı belim gergin hissediyor. Biraz mobilite falan yapacağım. Sonra visual training spor salonu şöyle. Malzemeleri oraya girişe bıraktım. Şimdi geri döneceğim. İşte burada grup derslerini yapıyoruz. Fonksiyonel antrenman alanı. Şu arkada raf kardiyo alanı. Burada jiu-jitsu, boks ringi. Şurası Muay Thai alanı. Muay Thai alanı derken. Ya burada da barlar falan var ama bunları çok atıyorlar yere. Kalibreleri bozuluyor bir süre sonra. Kendi varımı getireyim dedim. Bakacağız hangisi artık güzel olursa onu atacağım. Bir ring daha. Şu alanda atmayı planlıyorum. Bakalım. Şimdi geldim, hazırlıklarımı yaptım. Her şey burada. Barım burada, branch bantlarım. Ondan sonra bu şekilde bir tartı sistemi kurdum kendime. Bu ağırlıkları tek tek şimdi tartıp doğruluğunu doğrulayacağım. Zaten birazdan da insanlar gelmeye başlar. Saat şu an 6'ya geliyor. Ben önceden hazırlığımı yapıyorum. Isınmaya henüz başlamadım ama zaten bunları getir götür derken Farmer's Walk yapmış oldum ağırlıkları taşırken falan. Şöyle biraz ısınma oldu. Ama tabii omuzlarımı iyice ısıtmam lazım. Yaklaşık yarım saat sürebilir. Bir de ağırlıkları yavaş yavaş arttırarak sinir sistemi de prime yapmam gerekiyor. Birazdan onlara başlayacağım. Şimdilik şöyle kısaca nasıl ağırlıkları ölçtüğümü görün. Biraz daha yakına koyayım. Şimdi tek tek bütün 35'leri ölçüyorum. Gerçekten 35 mi diye. 35.4 çıktı ikisi. Şimdi bunlara bakacağım. Aynen.
Mesela 34.8 çıktı. Bunların hepsi zincirin teresini aldım. Zincir yaklaşık bir bağ. Neyse, bu olay böyle devam eder.